Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen talep üzerine arkadaşlar 93 ve 94. dönemde silah bilgisi sınav sorularından neden yayınlamıyorsunuz hocam? Ben de örnek banko 25 adet 27-28 civarında bir soru hazırladım. Soruları çözmeden sakın 93. döneme girmeyin arkadaşlar. 94. dönem içinde bu sorular yine aynı şekilde gelebilecek sorular, açıklamalı sorular arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Evet. Soruyu başlamadan önce hemen kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ateşli silahlarda emniyet sistemleri nelerdir? Ateşli silahlarda emniyet sistemleri mandal emniyet, kabza emniyeti, şarjör emniyeti, horoz emniyeti, tetik emniyeti, ikaz emniyeti ve iğne emniyeti şeklindedir. Sorumuz aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir? Horoz, tetik, sürgü, şarjör ve ikaz emniyeti şeklinde verilmiş. Burada bakın arkadaşlar, horoz, tetik, şarjör ve ikaz emniyet sistemleri içinde bulunmaktadır. Ama Ceyhan'daki sürgü emniyeti bulunmamaktadır. Evet, burada yine arkadaşlar birinci soru olarak da yapabiliriz. Hangisi tabancalarda emniyet sistemlerinden biri değildir? Farklı bir sınavda çıkan bir soru. Kabza, mandal, iğne, şarjör, namlu şeklinde verilmiş. Burada da bakın dikkat ederseniz hangisi de değildir diyor bakın arkadaşlar. Kabza emniyeti var. Mandal emniyeti var. İğne emniyeti var. Şarjör emniyeti var. Ama namlu emniyeti yoktur. Cevabımız Edirne seçeneği. Hemen ikinci sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Ateşli silahların ana parçaları, ateşleme sistemi, tertibatı nedir? Ateşleme tertibatı iğnenin kapsülü darbe yaparak ateşlemeye yarayan tertibata ateşleme tertibatı denir. Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını şu şekilde sıralayabiliyoruz. Tetik manivelası, horoz, iğne ve yayı ve fişek şeklindedir. Horoz, iğne, fişek, tetik. Yine horozlu iğneli ateşleme sistemi nedir arkadaşlar? Ana parçaları arasındadır. Sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir? Evet, ateşleme tertibatı parçaları tetik, gez, iğne, horoz, tetik, manivelası. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar burada gez ateşleme tertibatı parçası değildir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuz yine şarjör parçalarından gelmiş. Bakın şarjör parçaları nedir? Şarjör tüpü yani gövdesi, iki şarjör yayı, üç gerdel, dört şarjör kapak kilidi ve şarjör kapağı. Gerdel nedir arkadaşlar? Gerdel şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerinde yerleştirdiği parçadır. Evet. Yine soruyu okuyalım. Sorumuz şöyle. Bakın sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir? Şarjör çıkartma mandalı, şarjör kapağı, şarjör yayı, şarjör tüpü ve gerdel. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz bakın burada şarjör çıkartma mandalı şarjör parçalarından arasında yoktur. Evet yani Adana seçeneği. Evet. Evet hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza geçmeden önce bir
küçük bir açıklama. Silahlarda emniyet tertibatları mutlaka sınavda sorulara geliyor. Mandal emniyeti sürgünün üzerinde bulunan emniyet mandalları ve çerçevesinin üzerinde bulunan emniyet mandalıdır. Kabza emniyeti uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti bazı otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmuştur. Avuç içi ile kabzaya bastırılmadığı sürece tetik çekilse bile horozun düşmesi bu şekilde engellenir. Şarjör emniyeti ise tabancaya şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme sisteminin çalışmadığı emniyet sistemleridir. 14'lü Browning tabanca bu sisteme örnektir. Şarjör emniyeti tabancaya şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme sisteminin çalışmadığı emniyet sistemleridir. Yani 14'lü Browning tabancası da işte bu sisteme örnek olarak gösterilebilir. Evet, hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz, bakın. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi hangisidir? Tetik, horoz, şarjör, mandal, kabza emniyeti. Tabii ki burada arkadaşlar kabza emniyetinden bahsetmiş. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuz sürgü grubu takımıyla ilgili gelen bir soru. Sürgü bölümünde hangisi yer almaz? Sürgü grubu takımında neler yer alır? Tabancalarda namlu dış etkenlere karşı koruyan ve tabancanın gövdesini kapatan parçadır sürgü grubu. Üzerinde tırnak, yerine getiren yay ve mili bulunur. İğne grubu bulunur, gez ve arpacık bulunur, kovan atma boşluğu, namlu ve bazı tabancalarda namlu yüzüğü bulunur arkadaşlar. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz? Gez, arpacık, tırnak, tetik, kovan atma boşluğu. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz hemen sorumuzda hangisi yer almaz dediğine göre biz hemen bakın tetiğin yer almadığını görüyoruz. Evet. Yani denizli seçeneği doğru cevap. 6. sorumuza geçelim. Evet. 6. sorumuz çap nedir? A. Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. B. Yiv ve set sayısıdır. C. Namlu boyudur. D. Fişek yatağının çapıdır. E. Silahın kapasitesidir. Evet arkadaşlar, çap karşılıklı iki set arasındaki mesafeye çap denir. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. 7. sorumuza geçelim. Birden çok personel tarafından kullanılan top, uçak savar, havan ve benzeri gibi ateşli silahlar, silahların sınıflandırılmasında hangi başlık altında yer alır? A. Piyade silahları, B. Harp silahları, C. Hafif ateşli silahlar, D. Ağır ateşli silahlar, E. Uzun namlulu silahlar. Evet, burada da ağır ateşli silahlar arasında yer alır arkadaşlar. Uçak savarlar, havanlar, değil mi? Toplar. Evet. Ağır ateşli silahlar arasında yer alır. Evet. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuzun olduğu bölümde de yine iki sorudan oluşuyor. 1. sorumuz mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir? A. Çerçeve, B. Şarjör, C. Namlu, D. Fişek yatağı, E. Tırnak. Tabii ki burada da dikkat ederseniz arkadaşlar burada namludur, değil mi? Evet, cevabımız
Ceyhan seçeneğidir. Evet. Bakın farklı bir sınavda namluyu farklı bir şekilde sormuşlar. Evet, evet arkadaşlar bakın. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne denir? Nokta nokta, yiv, set, namlu, şarjör ve hazne. Tabii ki namlu gelir. Evet. Yine burada da Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Hemen 9. sorumuza geçebiliriz. Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içinde ilerlediği mesafe nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Rayyur, çap, kalibre, hat ve set namlu şeklinde verilmiş yine. Tabii ki burada da nedir arkadaşlar? Burada hatveyi sormuşlar değil mi? Evet, hatveden bahsediyor. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar sizlerden ricam sorularımızı abone olarak izlemeniz. Çünkü kanala baktığımız zaman %85 abone olmayan öğrencilerimiz daha çok izliyor. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Onun için lütfen abone olun ve izlemiş olduğunuz videoları da beğenin. Beğendikten sonra da mutlaka mesaj atın. Mesaj bölümlerine mesaj atın. Hatta mesaj bölümlerine ben sorular da yayınlıyorum. Diğer arkadaşların mesajlarını da okuyabilirsiniz. Notlarınızı aldığınızda notlarınızda mesajlar bölümüne yazabilirsiniz. Hemen sorularımıza devam edelim. 10. sorumuz. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir? A. İğne. B. Şarjör kapağı. C. Şarjör tüpü. D. Şarjör kapak kilidi. E. Gerde. Bakın arkadaşlar bu sorulardan da sık sık bazen bazı sorularda iki tane çıkıyor. Bakın bu sınavda da yine iki tane çıkan sorulardan birisi. Evet, iğnedir arkadaşlar. Bakın şarjörün parçalarından birisi değildir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 11. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir? A. Tetik arızalı olabilir. B. Fişek arızalı olabilir. C. Tırnak arızalı olabilir. D. İğne kırık olabilir. E. Farklı fişek kullanılmış olabilir. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar ateş almamasının nedenlerinden değildir dediğine göre iğne kırık olduğu zaman arkadaşlar ateş alır. Evet. Bilginiz olsun. Bu soruda yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisidir. Evet. 12. sorumuza geçelim. Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir? A. Arpacı. B. Atış hocası. C. Hedef. D. Tabanca. E. Gez. Evet. Hangisidir? Arkadaşlar. Arpacıktır değil mi? Evet. Evet, yani Adana seçeneği. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. 13. soru. Tek hareketli tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir. B. Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir. C. Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir. D. Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. E. Horozsuz çalışma sistemidir. Evet. Arkadaşlar buradan da bakarsak evet. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneği doğrudur. Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap.
14. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir? Namlu içerisinde karşılıklı iki set, çıkıntı arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine nokta nokta inç olarak ifadesine nokta nokta denir. Hat ve rayü destek hazne, kalibre çap, çap kalibre yiv ve set şeklinde verilmiş cevaplarda. Tabii ki burada hangisi gelmelidir diyor bakın arkadaşlar. Tekrar okuyalım. Namlu içerisinde karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ne denir arkadaşlar? Çap denir. Evet. Evet, çap. Nerede? Deniz seçeneği de var. Ve inç olarak ifadesine de kalibre denir. Evet, kalibre. Evet, denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. 15. sorumuz. 6138 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır? 15, 18, 20, 21, 25 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada da 21 yaşını doldurmaları gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz. 6130 sayılı kanun kapsamında bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır? 3, 4, 5, 5 2 tane verilmiş şıklarda ama 1, diğeri de 1 arkadaşlar. Denizli seçeneği. Hemen burada şuna dikkat edelim. Ben kalemi alayım. Bakın burada 6 6 yıl demiş herhalde. Buna da E şıkkı diyelim. Evet. Cevabımız arkadaşlar ruhsatların geçerlik süresi 5 yıldır. Evet, bilginiz olsun. 5 yıl. Evet. Evet. Hemen 17. sorumuza geçebiliriz. 17. sorumuz. Evet, aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez? A. Tornavida, B. Kama, C. Topuz, D. Hançer, E. Şişli baston. Evet arkadaşlar, burada da tornavida 6138 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 18. sorumuza geçelim. Fişek yatağında kaç fişek bulunur? 15, 14, 7, 2, 1. Fişek yatağında tabii ki arkadaşlar nedir? Bir tane bulunur değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. 19. soru. Toplu tabancalarda tırnak nerededir? A. Namlunun altında, B. Top yuvalarının önünde, C. Tetik korkuluğunun önünde, D. Namlunun üzerinde, E. Toplu tabancalarda tırnak yoktur. Evet arkadaşlar, toplu tabancalarda tırnak tabii ki bulunmamaktadır. Cevabımız Edirne seçeneği doğrudur. Evet. 20. soru, bakın 20. soru. Otomatik yarı otomatik tabancalarda kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? Gövde, hazne, sürgü, fişek yatağı, namlu. Evet. Burada da yine hangisinde bulunur dediğine göre sürgü üzerinde bulunur. Değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. 21. sorumuz. Şarjör emniyeti hangi silahta vardır? CZ-75 Kırıkkale, Yavuz 16, Beretta 92, 14'lü Browning.
Evet, şarjör emniyeti. Arkadaşlar açıklamayı da yapmıştım başlamadan önce. Evet, hangisindeydi? Tabii ki 14'lük Browning silahta bulunuyor. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza geçelim. İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetik çekili tutulduğu sürece şarjördeki fişekler bitinceye kadar atış yapan silahlara ne ad verilir? A. Çift hareketli silah. B. Toplu tabanca. C. Tam otomatik silah. D. Kimyasal silah. E. Yarı otomatik silah. Evet. Burada da arkadaşlar tabii ki nedir? Ceyhan seçeneği tam otomatik, değil mi? Silahtır. Evet. Yani cevap C seçeneği. Hemen diğer sorumuza bakalım. 23. sorumuz. Gaz tabancaları hangi grup silahlar içinde arasında yer alır? Gaz tabancaları. Ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, nükleer silahlar. Tabii ki arkadaşlar burada da gaz silahlar, ateşli silahlar içerisinde yer alıyor. Adana seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. Son iki sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir? Yine çok çok önemli. Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir. B. Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür. C. Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir. D. Şarjör çıkartılır. E. Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir. Evet. Burada da arkadaşlar şarjör çıkartılır. Sürgü geriye çekilir. Bakın şarjör çıkartılması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Denizli seçeneği. Doğru cevaptır. Evet. Hemen 25 son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza geldik artık. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kriminoloji. B. Kriminalistik. C. Olay yeri inceleme. D. Balistik. E. Toksikoloji. Evet arkadaşlar burada bakın hangisidir? Tabii ki balistiktir, değil mi? Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, silah bilgisi testi bitti. Cevaplarınızı kontrol edip tekrar sınavdan önce mutlaka bakın arkadaşlar. Yani açıklamalı olan bölümleri gerekirse tekrar tekrar okuyun ve sonra sınava girin. Kanalımıza abone olup ve üyeler için hazırlanmış olan soruları görmek için de kanala katılabilirsiniz. Soruları çözüp %100 geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularımızda görüşmek üzere.